şunu iyi anlamak lazım, şunu iyi analiz etmek lazım. Merkez bankası şu anda elindeki bir kanun yani 1211 sayılı merkez bankası kanunu çerçevesinde hareket ediyor ve fiyat istikrarını sağlamakla görevli olduğunu söylüyor ve bütün odak noktasını fiyat istikrarına getirmiş durumda bir enflasyon hedefi belirliyor ve bu enflasyon hedefi çerçevesinde de para politikası araçlarını kullanarak bu enflasyon hedefini tutturmaya çalışıyor. Şimdi burada da bir bağımsızlık tartışması ortaya atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili özellikle faiz konusuyla ilgili görüşlerini ifade ettiği zaman faizlerin yüksek olduğunu ifade ettiği zaman bir şaya çıkartılmaya çalışılıyor ve deniliyor ki işte aman merkez bankasına müdahale etmeyin merkez bankası bağımsızdır. E şimdi burada e, merkez bankası bağımsızlığı konusunun çok iyi irdelenmesi lazım şimdi önümüzde merkez bankası kanunu var 1211 sayılı kanun ve bunun dördüncü maddesi merkez bankasının temel görev ve yetkilerini belirliyor ve bu temel görev ve yetkilere göre kanunun söylediği şu. Merkez Bankası uygulamış olduğu, uygulayacağı para politikası araçlarında bağımsızdır. Yani öyle Merkez Bankası tam bağımsız, Merkez Bankası her istediğini yapar diye bir durum yok. Kanun maddesi, dördüncü madde çok açık bir şekilde Merkez Bankası'nın kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceğini ifade ediyor. Hemen bir alt satırında şunu söylüyor. Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyeceğini de söylüyor.